Herkese merhabalar, ben Ersin Doğan. Bugün sizlerle birlikte İnegöl Sofa'dayım. Geçen videomuzda da bahsetmiştik. Evinizle ilgili, evinizin tamamlayıcı ürünleriyle ilgili fikirler verecektim. Bugün de sizlerle birlikte yatak odasından bahsedeceğiz. Yatak odası alırken nelere dikkat etmelisiniz? Elinizdeki listede sizi ilgilendiren hangi konular olmalı? Ve bir yatak odası almak için bir mağazaya geldiğinizde sizi neleri bekliyor? İnegöl Sofa'da özellikle sizi neleri bekliyor? Bunu görebileceğiniz bir video olacak. Mobilya almaya gelirken ilk olarak tabii ki ölçülerinizi almanız gerekiyor. Bunun en büyük sebebi ise yaşam alanlarınıza, yatak odalarınıza ürün alacakken bunların hepsinin farklı ölçülerde ve size özel farklı opsiyonel ölçülerde olması. Bazı modüler takım köşelerde istediğiniz kadar arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde bugünkü konumuz olan yatak odalarında da özellikle gardıroplarda istediğiniz kadar arttırıp ve azaltabiliyorsunuz. Yani kendinize özel giyinme odası oluşturabiliyorsunuz aslında. Örneğin buradaki modelimizde olduğu gibi mesela işte isterseniz 4 kapılı, 5 kapılı ya da köşe modülü dediğimiz son zamanlarda çok fazla tercih edilen modellerde olduğu gibi bunları kendi evinize, kendi ölçünüze göre seçebiliyorsunuz. O yüzden ilk etapta ölçünüzü almanız çok önemli. Yine aynı şekilde evinizdeki odanızdaki genişlik ve darlık alanı çok önemli. Mesela buradaki başlık ortalamaya göre daha dar ve uç kısmı çok yer kaplamayacağı için evinize uygun olabilir. Şuradaki genişlik minimum hani 80 santim ölçüsünde olmalı. Maksimum tabii ki ne kadar isterseniz o ölçüde seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde yerleşim olarak kullanıldığında bir alana girdiğinizde tam karşıdaki alan genelde mesela burası bir oda olsaydı doğru yerleşim planına göre kapımız bu tarafta olmalı. Sağ taraf yatak alanı, sol taraf ise gardırop olmalıydı. Tabii ki kendi evinizde de bu yerleşimi yine eğer almak isterseniz İnegöl Sofa'nın Instagram hesabından yazabilirsiniz. Bu takımlardan herhangi birini almayı düşünürseniz odam şu şekilde en doğru yerleşim nasıl yapılır? Bununla ilgili de ben sizlere bireysel anlamda yardımcı olmaya çalışırım. Onun için de şöyle hemen diğer bir yatak odasına geçelim. Bu da gerçekten çok sevilen modellerden bir tanesi. Burada ise giyinme odası diyorum. Çünkü gerçekten giyinme odasını aratmayacak bir gardırop sistemi. Özellikle bunun köşe modülüne ve açık sistemine çok bayıldım. Onu söyleyebilirim. Açık sistem nedir? Mesela köşe modülünü açıyorum. Şöyle dört kapaklı şeklinde. Şu şekilde komple açtığınızda bütün ürünleri görebiliyorsunuz. Yani tekrar tekrar bir sürü kapak açma ihtiyacınız olmuyor. Burada neredeyse 5 kapılı bir gardırop kadar bir alan var ortalama. Şuradaki köşe alanını da sayacak olursak burada raflı bölüm var. Kocaman bir askılık alanı. Yine aynı şekilde altta raflık. Mesela bu üründe bir de gizli çekmecemiz var. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle kaldırdığınızda gizli çekmeceliğimiz burada yer alıyor. Bunların hepsi sensörlü ışıklar. Açıldığı zaman yanıyor. Yine aynı şekilde burada da bunların hepsini kendi ihtiyacınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Çok fazla gömleğim var, çok fazla işte kumaş pantolonum var derseniz muhakkak bu tarz askılıklı ekipmanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Katlamalı raflı bölümler size çok hitap etmiyor olabilir. Ama onun dışında yine katlamalı işte kazağım çok fazla, trikom çok fazla derseniz yine burada da olduğu gibi raflı bölümleri tercih edebilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde çekmeceli alan var. Üst kısmı aksesuarlık olarak oluşturulmuş. Yine bu takımda da makyaj masasını opsiyonel olarak seçebiliyorsunuz. Yani isterseniz böyle çekmeceli olarak isterseniz masa şeklinde kullanabilirsiniz. Tabii çekmeceli olan fonksiyonlar daha kullanışlı oluyor. İlerleyen dönemlerde de eşyanızı düzenli tutabilmek için çekmeceler gerçekten çok fazla kurtarıcı oluyor. Tabii ki üründen ürüne, aksesuardan aksesuara olarak ürünler farklılaşabiliyor. Mesela bu ürünün yatak başlığında şöyle bir LED detayı var. Oldukça modernlik ve şıklık katmış. Yine aynı şekilde İnegöl Sofa'ya geldiğinizde ürünlerle ilgili olarak
çeşitli materyalleri yan yana görebilirsiniz. İşte atıyorum, profil rengimiz ne renk olacak? Bronz mu olacak, siyah mı olacak, gold mu olacak? Bunların hepsini canlı olarak görebilirsiniz. Aynı şekilde işte mobilya bölümümüz ne renk olacak? İşte krem mi olacak, antrasit mi olacak, ceviz mi olacak ya da koton mu olacak? Bunların hepsini görebilirsiniz. Aynı şekilde mermer görünümü de mevcut. Aynı zamanda cam rengini de seçebiliyorsunuz. Bronz ayna, füme cam, bronz cam, tam perli şeklinde yine ve komple füme ayna şeklinde de seçebiliyorsunuz. Bu opsiyon size sağlanıyor. Yine aynı şekilde buraya geldiğinizde de bunlara ulaşabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde antik yatak odamıza geçelim. Şöyle genel anlamda bakıldığında cevizin ve bronz renk profillerin, kup detayların olduğu bir takım, daha modern sayılabilecek bir takım aslında. Alt kapılı gardırobu var. Hemen şöyle iç kısmını size göstermek istiyorum. Orta bölüm komple sürgülü ve açık sistem dediğimiz bir gardırop iç planlamasına sahip. Yani bunlar sanırım son zamanlarda oldukça trend oldu, bu komple açık sistem. Bunun en büyük avantajı nedir? Yani kıyafetlerinizi yan yana astığınızda hepsini aynı anda görebiliyorsunuz. Nerede neyin var diye düşünmenize çok gerek kalmıyor aslında. Bunun aksesuar çekmecesi bir tık daha geniş ve daha fazla detaylı aslında. Ekstra bir kemerlik, işte takılık vesaire, bununla ilgili bir flexiden alan oluşturulmuş. Ve de şöyle kadife, oldukça daha böyle kaliteli, hissiyatlı bir bölmemiz var. Yine aynı şekilde şöyle iki adet derin çekmecemiz var. Alt ve üst olacak şekilde. Bir de şöyle pantolonların vesaire için kullanılan askılık bölümümüz var. Bunların da hepsi yine bronz metal olarak tercih edilmiş. Bence oldukça şık duruyor. Burada yine raflı bölümümüz, burada ise daha uzun askılıklı bölümümüz var. Üst kısımlar ise yorgan, yastık vesaire gibi ürünler için tercih edilmiş. Şu yan kısımları ise, burası komple raf bölümü, burası ise komple askılık bölümü olarak dizayn edilmiş. Komodinleri de yine oldukça tatlı aslında. Şu kısımların oval olmasını ve yine kupların bronz olmasını ben çok sevdim. İki adet çekmecesi var, oldukça yeterli. Bu arada bir de size bir detaydan bahsetmek istiyorum. Karyolanızı seçerken farklı bir yerden komodin alacaksanız ya da mevcut bazanıza komodin alacaksanız, şu yatak yüksekliği ve komodin hizasının gerçekten çok ciddi önemi var. Bazen görüyorum mesela işte yataklar bu şekilde, komodinler çok yerlerde geziyor. Bu aslında ergonomik açıdan çok doğru değil. Özellikle hani bu tarz yüksek yataklarınız varsa daha yüksek komodinler seçmelisiniz. Antik yatak odamızın buradaki makyaj masasını da size göstermek istiyorum. Ortada şöyle bir çekmecesi var, yine şöyle yakına gelecek olursak. Aksesuar ve takı kadife hazneleri var. Bu kısım gerçekten çok hoşuma gitti, çok kaliteli hissettiriyor. Aynı şekilde yanlarda da ikişer de çekmeceler var. Bu da eminim hanımların birçok ihtiyacını karşılayacaktır. Aynı şekilde de böyle led detay olan bir aynamız var. Bunun da kenar kısımları bronz. Şöyle yan kısımlarında ise çok tatlı bir led detayı var. Aynı zamanda takımın kendisine ait şöyle bir pufu var. Bu puf da bu arada oldukça ağır ve kaliteli bir puf. Gayet güzel hissettiriyor. Takıma geri dönecek olursak, şöyle karyola kısmından. Bu bazalı, ekstra depolama ihtiyacı olan takipçilerimiz bu modeli tercih edebilir. Hem bazası var, hem sandığı var. İç kısmında bolca çekmece ve aynı şekilde makyaj masasında da bolca çekmece yer alıyor. Şöyle sandık kısmını size göstermek istiyorum. Şöyle iki hazneli bir bölüm. İşte buraya da ne olabilir? Yatak örtülerinizi koyabilirsiniz akşam yatarken. Hem ortalıkta sürünmemiş olur. Burada da yine bu bölümler eminim birçok alanda değerlendirilebilir. Yatak odaları ile ilgili ilk videomuz bu. Ama son videomuz olmayacak. Daha detaylı, daha farklı konularla yine karşınızda olacağız. Sizin merak ettiğiniz herhangi bir detay, herhangi bir konu olursa bununla ilgili de seve seve videolar gelmeye devam edecek. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizlere bir şeyler katmıştır bu video. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer isterseniz de arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.